Merhaba arkadaşlar. Ben daha önceki yıllarda ya da günlerde bu balkonumu begonvil bahçesi yapacağım diye hep anlatmıştım. Ama bir türlü nasip olmamıştı. Son zamanlarda işte aşağıda yetişen begonvillerimi buraya toparladım. Bu yıl çiçeklere fazla bakamıyorum diye hep anlatıyorum. Burada artık daha hızlı, daha çabuk sulayabiliyorum. Mesela mutfakta bir şey yıkadığım zaman hemen getirip sularını bunlara verebiliyorum. Arkadaşlar bu begonvili 5 ay önce o kadar kötü durumdaydı ki böyle sararmış, uç dalları kurumuş. O kadar kötü durumdaydı ki ben 5 ay önce akşam izinli yakın bir zamanda işte bahçeye bir iş için indiğimde, şimdi videoyu yeniden baktığım zaman bir fesleken dikmeyeyim, bir şey inmişim. Nabize hemen bunu bir değiştiriverelim demişim. İyi ki değiştirmişiz, yoksa bir şey kaldıkça kalıyor. O kadar kötü durumdaki bu begonvili, bu saksıya biraz daha toprak koyarak aldım. Sonra da bolca şey gübresi, güvercin gübresi arkadaşlar. Güvercin gübresini hep anlatıyorum. Onu bir 5 kiloluk şişeye, kavanoza, bir şeye, plastik bir şişeye ısladım. 2 gün, 3 gün duruyor. Ondan sonra onu ben begonvillere, diğer çiçeklere veriyorum. Güvercin gübresinin bütün gücü arkadaşlar bu. Siz 5 ay önceki sararmış begonvilime bakım yapıyorum diye bir videom var. Onu bir izleyin. Ondan sonra bu aradaki farkı göreceksiniz. Bir de şey verdim. Hani kötü bir şeyimiz vardı. Islanmış biraz, kendiliğinden ıslanmış biraz pirinç vardı. Onu 5 kiloluk şişeye koydum. Onu suyu durdurup birkaç gün durduktan sonra arada onu verdim. Ama bolca solucan gübresi verdim. Belki de her hafta değil ama 15 günde bir falan bir solucan gübresini verdim. Hatta bir çiçekçi arkadaşımız buradan geçiyordu. Ona solucan gübresi verdiğimi, güvercin gübresi verdiğimi anlattığım zaman dedi ki artık verme, belki de sararır, hani kuruyabilir diye. Ama ben yine de vermeye devam ettim. Maşallah, bakın bugünkü hali bu. Bu uzun süredir böyle çiçeklendi. Önce dalları böyle güçlendi, filiz attı, güçlendi. Daha sonra çiçeklenmeye başladı. Maşallah, bakın uzun süredir de bu şekilde şey yapıyor, çiçek açtı. Şu begonvili de çok küçüktü arkadaşlar. Bu da çok güzel gelişti. Yine güvercin gübresinin yiğitliğiyle bu da çok güzel gelişti. Sizler verir misiniz, vermez misiniz, elinizde olur olmaz onu bilmiyorum arkadaşlar. Ama siz de solucan gübresi verebilirsiniz. Çiçeklerin daha çok böyle katkı, besine ihtiyaç duyuyorlar. Besin olmadığı zamanlar fazla büyümüyor. Çiçekleri fazla olmuyor. Bazı arkadaşlarımız da diyor ki benim begonvilim var, şey yapmıyor, çiçek açmıyor. Arkadaşlar, begonvil güneşi seviyor ve bol bol besin verin. Besini seviyor. Ben güvercin gübresi verdim. Tavuk gübresi olabilir. Hatta ben Salihli'deykini hindi komşunun vardı. Onların gübresini getirdim, karıştırdım, verdim. Defalarca hep anlatıyorum. Bu begonvillerin çiçek açması genelde besine bağlı ve bol güneşe bağlı. Daha önceleri burası bizim üstü açıktı. Direkt güneşte, hatta güneş betona sıcağı vuruyordu. Çok fazla sıcak oluyordu. Başka çiçekler dayanamadı ama begonvil buraya dayanıyordu. Şimdi üzeri örtüldü. Bu sefer de güneşi az alırsa diye tereddüte kapıldım. Ama maşallah daha çok, en az günde 5 saat falan güneş alıyorlar burada. Hayatlarından gayet memnunlar. Bugün 1 Kasım 2024, 1 Kasım.
Yakında burada eksileri, -1'lerde, 2'lerde begonvillere ve hiçbir çiçeğe soğuk dokunmuyor. Ne sardunyalara ne başka bir çiçeklere -1'ler, 2'ler dokunmuyor arkadaş. Ama -5'leri olduğu zaman bu çiçeklerde kavrulma olabiliyor. Şimdilik havalar iyi. -1'leri gördük. 2 de olabildi ama hiçbir zarar görmedim. Sanırım yılbaşına doğru ben bu çiçekleri aşağıya alacağım. Aslında buranın üzerine çevresi naylonu çevirsek olabilirim. Tam bilmiyorum da yapabilir miyiz? Soğuğa donu aldırırız diye de korkuyorum. En garantilisi yine aşağıya koymak ama bu büyük saksıları indirip çıkarmakta biraz sorun oluyor. Begonvil yetiştiriyorsanız arkadaşlar gübresini yani suni gübre vermedim. Ben suni gübre almıyorum. Elimde olan güvercin gübresi, tavuk gübresi, solucan gübresi. Ben doğal olarak bunları kullanıyorum. Okulda bizde bir de ben üniversite okuyorum ya okulda seçmeli derslerde organik tarım dersini seçtim. Yani orada da görüyorum. Çiçeklerde suni gübre aslında verilebilir. Bir sorun olmaz. Ama ben gidip de çarşıya onu almıyorum ya da unutuyorum ya da ama elimde olan güvercin gübresiyle maşallah arkadaşlar şeylerim bu hale geldiler. Bakın bu çok güzel salkım salkım bu sarmaşık halindeki şeyimiz. Begonvilim. Bunlar sarmaşık halinde. Şurada var sarmaşık halinde. O beyazlı, morlu. O da çok güzel. Her tarafından o da açtı. İşte sonuç bu arkadaşlar. Bazen begonvil videolarına bir tanı şey adler giriyor. Merak edip hani begonvil bakımını merak edip de girenler oluyor. Birileri demiş ki bir zaman begonvil çiçek açtıktan sonra su verilmez. Arkadaşlar begonvil açtıktan sonra su verilmezse bu yanar, kavrulur. Belki toprakta olsa onun kökleri çok derine kök salıyorsa oradan şeyini alabilir, suyunu alabilir. Ama saksıdaki begonvil nereden suyunu alacak? Mecburen bir su vermek zorundayız. Hatta yazın ben hemen hemen her gün olmazsa gün aşırı mutlaka bu begonvillere bol bol su verdim. Başka türlü bunları yetiştiremeyiz. Başka türlü bu şekilde çiçek açmalarına sebep çiçek açmalarını sağlayamayız arkadaşlar. Allah'ın izniyle güneşi, doğal gübresi, suni gübreler ne derecede çok verirse yakar belki de bilmiyorum. Ama güvercin gübresi, tavuk gübresi hiçbir şekilde zarar vermedi. Ama kuru kuru sakın vermeyin. Islatın, birkaç gün karıştırın. Tabii ki çok kötü bir koku oluyor. Ama üzerine ben hemen bunları verdiğim zaman getiriyorum. Bizler toprak üzerine şöyle ektiğim zamandan o kokuyu kaldırıyor arkadaşlar. Begonvillerinizin bu şekilde güzel açmasını, çiçek açmasını, verimli olmasını istiyorsanız siz de bol bol besin vereceksiniz. Başka çare yok arkadaşlar. Besinsiz bu iş olmuyor. Suni gübre olsun, herhangi başka gübreler olsun. İşte benimki sonuç bu. Yani görülen bu durum arkadaşlar. Bugünlük o sararmış begonvilimi isterseniz bir girin izleyin 5 ay önce. Bunun halini bir görün. O kadar kötü durumda, neredeyse kurumuş odun şeklindeydi. Maşallah bakın bu hale geldi. İşte bunu göstermek istedim. Hani begonvil bakımı nasıl olur diye bunu göstermek istedim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bol çiçekli günleriniz olsun. Hakkınızda hayırlar neyse o olsun arkadaşlar. Hoşça kalın.